İyi akşamlar herkese. Merhabalar. Öncelikle bir ses ve görüntü kontrolü yapalım isterseniz. Şu anda sesimi net bir şekilde duyabiliyor musunuz? Herhangi bir sıkıntı var mı seste ya da görüntüde? Sohbet kısmından bir ee, ha, tamamdır. Sıkıntı yok. Net. Tamam. Güzel. Evet nasılsınız? Bayağıdır sizlerle bir canlı yayın yapmıyoruz. Epey olmuş canlı yayın yapmayalı. E, koşturmalarımızdan kaynaklı düzenli şekilde böyle bir canlı yayın paylaşımımız olamıyor ama e, belki bundan sonraki süreçte e, biraz daha sıklaştırabiliriz canlı yayınlarımızı. Duruma göre bakacağız. E, bugün açıkçası bir Çerçeve belirlemedim. Dolayısıyla sizden gelecek sorulara göre yayınımızı yönlendireceğiz. O soruların cevapları şeklinde ilerleyeceğiz. Ve belki oradan başka açılımlar elde edebiliriz. Sohbet muhabbet şeklinde gidecek biraz açıkçası. Şimdi eğer sorularınız varsa e, chat kısmından yazabilirsiniz. Benim not aldığım birkaç soru var. Akıyor da şu an. E, evet kaygı bozukluğu tabii her zamanki gibi. Evet anksiyete... Tamam, süper. Her zamanki e, genel sorunlarımız tabii bunun dışında da aşırı düşünme yine en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Dolayısıyla bu sorular üzerinden yavaş yavaş gideceğiz. Şimdi birebir görüşmek istiyorum ya da online e, olarak terapi e, hizmeti veriyor musunuz gibi sorular olabiliyor. E, Öncelikle bunu bir cevaplayayım isterseniz. Diğer sorulara geçmeden önce bunun cevabı daha kısa çünkü. E, terapi vermiyorum ben. Danışmanlık hizmeti vermiyorum. Dolayısıyla bu anlamda gerek online gerek yüz yüze böyle bir hizmetim yok. Ben yoğun bir şekilde eğitim içeriği hazırlıyorum ve eğitim programları yürütüyorum. Bunlar çoğunlukla kurumsal eğitimler oluyor. Dolayısıyla çok fazla başka işleri yapmaya vaktim kalmıyor. YouTube içeriklerini bile hakikaten zaman zaman yetiştirmekte zorlanabiliyoruz. O yüzden bu konuda üzülerek size yardımcı olamıyorum. Ancak en çok sıkıntı yaşanan konularla ilgili ya da size yardımcı olabilecek çeşitli konularla ilgili hazırladığımız video eğitim paketlerimiz var. Örneğin yenilerde kanalımıza yüklediğimiz video eğitim paketleri bölümüne yüklediğimiz kaygı, panik atak e, Anksiyete ile baş etme video eğitimimiz var ki burada gayet sıralı bir biçimde A'dan Z'ye e, ilerleyebileceğiniz bir şekilde ders ders yani şimdiye kadar yaklaşık 27-28 ders var diye hatırlıyorum e, adım adım ilerleyebileceğiniz bir paket yükledik kanala e, katıl üyesi olarak video eğitim paketleri e, grubundan katıl üyesi olarak bu eğitimlere ulaşabilirsiniz tabi sadece panik atak değil bunun dışında ...duygusal zeka eğitimimiz var mesela. Duygusal dayanıklılık aslında. E, duyguları fark etmek ve o duyguları fark ettikten sonra... ...duygularla birlikte kalabilme kapasitemizi arttırabilecek... ...bilgileri, teknikleri içeren yine güzel bir eğitim. Stresle baş etme teknikleri eğitimimiz var. Bunun dışında yine benim böyle kurumsal alanda daha çok verdiğim... ...iletişimle ilgili eğitimlerimiz var. Merak edenler dolayısıyla... Ya da bir şekilde <laughs> bu konularda bilgi almak isteyenler kanaldaki herkes açık videoların yanı sıra video eğitim paketlerinden de faydalanabilirler. Kanala katıl üyesi olarak bunu baştan bir söylemiş olalım. Şimdi e, not aldığım bazı sorular vardı. E, onlardan başlayalım isterseniz. E, mesela bunlardan bir tanesi. Bunlardan bir tanesi duygusal dayanıklılık konusunda Nursen e, sormuştu. E, önerileriniz neler? Aslına bakarsanız bizim kanaldaki videoların yüzde %90'ı diyebilirim duygusal dayanıklılığı geliştirebilmekle ilgili hem bedensel hem de zihinsel tekniklerle ilgili. Duygusal dayanıklılığımızı geliştirebilmek özellikle bu içinde yaşadığımız kaotik dünyada çok çok önemli bir beceri. Her geçen gün daha önemli olmaya başlıyor. Çünkü gerçekten kolay bir ortamda yaşamıyoruz. Yani insanın davranışını değerlendirirken içinde bulunduğu ortam, içinde yaşadığı toplum, ülke, o ülkenin ekonomik koşulları, finansal koşulları, toplumsal başka bir takım sıkıntılar bunların her biri tabii ki etkili. Şu anda çoğumuz finansal güvensizlik yaşıyoruz. Dolayısıyla e, güvencesizlik e, kaygısı taşıyoruz. Çok haklı olarak, çok ciddi bir enflasyon ortamının içerisindeyiz. E, gelirimiz her geçen gün e, paramızın değeri azalıyor. Dolayısıyla kendimizi güvende hissedemiyoruz. İnsanın en temel ihtiyaçlarından bir tanesi güven ihtiyacı. Çok haklı olarak, çok doğal olarak e, büyük bir çoğunluğumuzda, yani böyle şanslı. <laughs> olmayan kesim dışındaki büyük bir çoğunluğumuzda en başta bir kere maddi anlamda bir e, kaygı olabilir çok haklı olarak. E, bunun dışında yaşadığımız bunların dışında yaşadığımız ilişkilerle ilgili belki e, daha önce yaşadığımız bir takım travmalarla ilgili e, yine kaygı depresyon e, sorunlarımız olabiliyor. E, bu anlamda da işte bunlarla baş edebilmek, bunlara karşı daha dayanıklı kalabilmek ya da belki bunlar karşısında psikolojimizi koruyabilmek. Herhangi bir psikolojik bozukluk yaşamamak adına yapmamız gereken şeyler var tabii ki. Yapabileceğimiz şeyler var. Önlem olarak alabileceğimiz ya da bir kere o sıkıntıyı yaşıyorsak o sıkıntıya karşı da yine daha dayanıklı olabilmemiz ve hatta kendi kendimize yardım edebilmemiz için Bunlara e, tabii çok derin derya bir konu, duygusal dayanıklılık konusu. Ancak en başta ben şundan bahsetmek istiyorum. Kanalda pek çok video olabilirsiniz bununla ilgili ama en temelde bir kere birincisi bizim şu duygulardan kaçınma ya da duyguları bastırma işinden vazgeçmemiz gerekiyor. Bugün pozitif bakış açısı adı altında yaptığımız şeyler ne yazık ki çoğu zaman duygulardan kaçınma ya da duyguları bastırmaya dönüşebiliyor. Yani e, çok pozitif bir bakış açısına sahip olduğunu söyleyen ya da pozitif olabilmek adına çabalayan kişilerin çoğu aslında ne yazık ki kendi duygularıyla kalmaya dayanamadıkları için bununla nasıl baş edeceklerini bilemedikleri için bu duyguları bastıran ya da bunlardan kaçan kişiler. E bunun sonucunda da ne oluyor? E ee, acıdan kaçınma dürtümüzle yaptığımız o şey aslında bize zarar veriyor. Çünkü bir duyguya karşı dayanıklı olabilmek için öncelikle o duyguyu yaşamaya izin vermem lazım. O duyguyu yaşamaya bir kere ben baştan izin vermiyorum ki. Azıcık kendimi kötü hissettiğimde hemen kendimi bir şeylere vuruyorum. Ya bir şarkı açıyorum ya bir dizi açıyorum ya başka bir şeyler yapıyorum. Evet bunlar Bazen kısa vadede güzel stratejilerdir, işe yararlar. Ancak sürekli 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 ben bunlara e, kaçıyorsam bu artık bağımlılık haline dönüşmüş demektir. Yani ben e, kendi duygularımla baş başa kalmaya tahammül edemediğim için başka şeylere karşı bağımlılık geliştirmeye başlıyorum. O yüzden de işte en başta ne olursa olsun, hangi duygu olursa olsun onunla beraber oturabilme o duyguyu yaşayabilme ye izin verebilme becerimi geliştirmem gerekiyor. Yani işte bu da yine duygusal farkındalık, o duyguyu fark edebilme ve o duyguya izin verebilme. Neden duygusal farkındalık diyorum? Çünkü zaten biz o duyguyu fark eder fark etmez ki daha adını bile koymadan sadece şunu fark ediyoruz. Ay, işte rahatsız edici bir şey var. Rahatsızcı bir şey hissediyorum. Bir sıkıntı var onu hissedir hissetmez daha adını bile koymadan. Yani bu duygunun adı ne? Bu utanç mı? Bu suçluluk duygusu mu? Bu e, kaygı mı? Bu hüzün mü? Bu hayal kırıklığı mı? E, daha bunun adını bile koymadan hemen of rahatsız edici bir şey. Hemen bundan kaçmalıyım diyerek e, çabaladığımız için bir kere zaten daha o duyguyu fark etme becerimiz bile yok. Çünkü bunu otomatik olarak yıllar yıla, yıllar yılı içerisinde otomatikleştirmiş durumdayız. O yüzden biz daha ne hissettiğimizi bile bilmiyoruz. Bir, duyguyu fark etmek. iki o duygunun yaşanmasına izin vermek. Üç, o duyguyla birlikte oturabilmek. Yani şu anda içinde bir hüzün mü var? Tamam. Bu sefer kaçmayı değil de başka bir şeyi deneyeceğim. Bu sefer kendi duyguma öcü gibi yaklaşmayacağım. Daha farklı bir şey deneyeceğim. Onu misafir edeceğim. Gel bakalım hüzün. Hoş geldin. Gel seninle şöyle bir oturalım. Anlat bakalım bana. Ne oldu? Bunun altında ne var? Acaba senin bana vermek istediğin mesaj ne? Acaba bana karşılanmamış hangi ihtiyacımı hatırlatmaya çalışıyorsun. Acaba bana bastırdığım, yaşanmasına izin vermediğim hangi özelliğimi ya da hangi arzularımı anlatmaya çalışıyorsun? Ya da acaba bana geçmişte yaşadığım hangi yaramı hatırlatmaya çalışıyorsun? Hangi yarama bakmamı istiyorsun? Yani bununla beraber oturabilme, o duyguyla birlikte oturabilme, yan yana ...ve şefkatle oturabilme becerisini kazanmak lazım duygusal dayanıklılıkta. O yüzden de işte bunları yapabilmek için e, öncelikli olarak... ...tabii bu söylediğim şeyler o kadar kolay şeyler değil bu kadar ağzımdan çıktığı kadar... E, ...tüm bunları yapabilmek için bir sabır, iki düzenli çalışma, üç düzenli pratik yani... ...ne dedik? Önce duyguyu fark etmek lazım. E farkındalığı geliştirmek için ne yapmak lazım? Ya her gün nefes egzersizi... ...her gün mindfulness... E, ...düzenli yapmak mesela... ...farkındalığımı arttırmaya başlayacak. Çünkü bedenime ve duygularıma... ...o kadar yabancılaştım ki... ...artık e, ne yaşadığımın da çok farkında değilim... ...o koşuşturma içerisinde. Düşünün gündüz mesela çok... E, ...diş ağrısı mesela... ...gündüz çok fark edilmez. E, o yüzden genellikle... Dişçilere gece ya da akşamları böyle gitme ihtiyacı duyarız. Çünkü diş ağrısı daha çok o zamanlar bastırır. Neden? Çünkü gündüz sinir sistemimiz o kadar yoğun bir modda ki e, savaş kaç modunda ve e, hislerle olan bağlantıyı kesiyor. Hislerle olan bağlantıyı kestiği için ben ağrılarıma da yabancılaşmış durumdayım. Onu da fark etmiyorum. Ne vakit akşam eve geliyorum, şöyle biraz dinlenmeye başlıyorum, biraz kendimle baş başa kalmaya başlıyorum... O vakit ağrımın farkına varıyorum. İşte anksiyete, panik atak, depresyon, e, OKB ve diğer aslında çoğu sıkıntı bunlar da bizim ruhumuzun ağrıları. Ve bizlere aslında altta yatan daha başka bir şeyi işaret etmeye çalışıyorlar. Carl Gustav Jung'un çok güzel bir söz, e, sözü var. E, tabii birebir aynısını söylemiyor olabilirim şu an ama ana fikri şu. Kişinin depresyonu, kişinin... E, kaygısı aslında e, onun arkadaşlarıdır, onun yakın arkadaşlarıdır. Çünkü ona bir şey anlatmaya çalışırlar. O yüzden bi bunlar bize bir şey anlatmaya çalıştığı için bizim onlardan kaçmayı ya da onları dövmeyi, onları saklamayı bırakıp bir bir dakika ya bu sefer farklı bir şey yapacağım. Bu sefer onunla oturacağım ben. Birlikte oturacağım. Bu sefer ondan korkmayacağım, kaçmayacağım. Gerçek cesaret bu aslında. Korkuma rağmen onunla birlikte oturabilmek. Bunu yaptığımda ve biraz biraz onunla birlikte kalmaya, onun bana ne anlatmaya çalıştığını incelemeye başladığımda bir de bakacağım ki e, bambaşka bir şey var aslında onun altında. Onu göreceğim. O yüzden duygusal dayanıklılık için ilk önce bu üç beceri, sonra da tabii onunla alakalı diğer işler bedensel ve zihinsel yine pek çok şey var yapılacak. Bunlar kanaldaki e, videolarda detaylı bir biçimde anlatılıyor. Evet, e, şimdi biraz yorumlara bakmak istiyorum. E, evet, bu canlı yayın kayda olacak bu arada. Yani kanala girdiğinizde, e, kanal, kanal ana sayfasına girdiğinizde videolar. Canlı yayınlar gibi böyle sekmeler görüyorsunuz. Orada canlı yayınlara tıkladığınızda canlı kısmında videonun kayıt versiyonunu görebileceksiniz. Evet, uzun süreli depresyon, kaygı bozukluğu yaşayan birisi psikolojik destek almazsa ne olur demiş Gökçe mesela. Şimdi uzun süreli depresyon, kaygı bozukluğu yaşayan birisi psikolojik destek almazsa, şimdi bu bir kere bir Yaşadığı sorunun şiddetine de bağlı ama e, bir kere birincisi fizyolojik olarak yani bedensel olarak bir takım hastalıklar ortaya çıkabilir. Ben bunu tabii sizi kaygılandırmak için söylemiyorum ama e, bunu da bilip buna göre bir şeyler yapmaya başlamak lazım. Çünkü uzun süre depresyon ya da kaygı yaşadığınızda sinir sisteminizin bir kere dengesi bozuluyor. E, bu dengesizlik sizde bedensel olarak da bir takım sıkıntılar yaratabiliyor. Bir kere bağışıklık sistemimiz zayıflıyor her şeyden öte. Uzun süre kronik strese bu kadar maruz kalmak bağışıklık sistemimizi zayıflattığı için e, her türlü aslında hastalığa açık hale geliyoruz. E, yani kalp sorunlarından diğer e, mideyle ilgili, sindirim sistemiyle ilgili sorunlara kadar, diğer sıkıntılara kadar. Burada kişinin kendi fizyolojik yapısı devreye giriyor. Yani sizin sisteminizde daha zayıf olan halka neresi ise oradan kopmaya başlıyor. O yüzden bir kere bedensel rahatsızlıklar görülebilir. Bunun yanı sıra e, depresyonun ve kaygı bozukluğunun şiddeti artabilir bazı kişilerde. E, daha yüksek şiddette sıkıntılara maruz kalabilir. Bu ikisi de e, aslında ee, hem profesyonel bir yardımla hem de kişinin kendi kendine uygulayacağı bir takım tekniklerle destekle e, iyileştirilebilecek durumlar. O yüzden e, destek almak tabii ki çok önemli. Ha ben bazı kişiler şunu diyebilir, ya ben destek alamıyorum. E, bulunduğum şehirde e, belki hani böyle e, güvenilir bir uzman bulamıyorum ya da e, maddi durumum buna müsait değil ya da bazı kişiler şunu diyebilir. Ben kendi kendime bir şeyler yapmak istiyorum. E bu durumda da işte kendine yardım tekniklerini uygulamak en azından en azından yine e, yardımcı olacaktır. Mutlaka bir şeyler yapmak lazım. Yetişkinlerde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu e, yurt dışında bu çok popüler bir konu. Yurdumuzda pek o kadar değil çünkü insanlar e, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun sadece çocuklarda olan bir şey olduğunu zannediyorlar. Halbuki dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu evet çocuklukta başlar, e, yani ilkokuldan önce başlar e, kişilerde e, ve farklı alt türleri vardır. Yani e, sizde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun olması için ille de aşırı hareketli olmanız gerekmiyor. E, dikkat eksikliğinin daha ağır bastığı tipi de, tipleri de var. Dolayısıyla ee, çocuklukta böyle bir tanı konulmadıysa ki yaşı bana yakın olanlar genellikle bu tanıyı almamış kişiler. Çünkü o zamanlarda böyle bu kadar yaygın bir şey değildi. Ya çocuk işte hareketli, yaramaz ya da e, ya dikkati biraz dağınık deyip geçiştirilen bir şeydi. Ee, yetişkinlikle beraber e, hiperaktivitenin dozajı azalıyor. Fakat dikkat dağınıklığı baki kalıyor. Dolayısıyla kişiler dikkat dağınıklığıyla yaşamak durumunda kalıyorlar. Eee bir takım sakarlıklar, e, sık sık eşyalarını unutma, aşırı düşünme, e, dürtüsellik problemleri yani sonucunu düşünmeden davranma. Mesela kredi kartıyla aşırı harcama yapma farkında olmadan e, ve e, bunu defalarca bu borç batağına batmasına rağmen kendine engel olamama. Çünkü sonunu düşünemiyor. Riskli işlere girme her seferinde. E, o riskli işlere girmekten kendini alamama. Eee yine aslında daha ilerleyen yetişkinlikle ilerleyen zamanlarda bazen bazı kişilerde eee bu dürtüsellik problemleri ne kaygı bozukluğu, anksiyete, aşırı düşünme problemleri de eşlik edebiliyor. Bazen şiddeti değişmekle beraber bazı kişileri o kadar yüksek düzeyde etkiliyor ki kişinin hali hazırda şu andaki eee ...mesleğine yapmasına engel olabiliyor ya da hayatını zorlaştırabiliyor. Bu anlamda dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ile ilgili bir videomuz var bizim çok izlenmiş. Yetişkinlikteki belirtileri de görebileceğiniz. Ee, bununla ilgili bir şüpheniz varsa bir psikiyatri hekimiyle, yetişkin psikiyatri hekimiyle görüşmeniz gerekiyor. Onun sizi değerlendirmesi gerekiyor. Bu değerlendirme sonucunda kimi zaman ihtiyacı olan kişilere ilaç yazılabiliyor ve bu ilacı aldıktan sonra gerçekten ciddi anlamda hayatında e, düzelmeler gören kişiler var. Bunun dışında ne yapılabilir? Bunun dışında da yine e, düşünceyi toparlayabilme, dikkati, o dağılan dikkati ana çekebilme, dikkat kaslarını güçlendirebilme ile ilgili egzersizler ki bunlardan en etkilerinden biri yine mindfulness Yine kanalımızda bununla ilgili nasıl uygulayabileceğinize dair videom var. Ee, bunu düzenli uyguladığınızda gerçekten çok faydasını göreceksiniz. Dikkat dağınıklığına karşı mindfulness tekniğini anlattığım videomun altında çok güzel yorumlar gelmişti. Özellikle sınava hazırlanan, dikkat problemi yaşayan, ders çalışırken dikkatini toparlayamadığı için sorunlar yaşayan kişilere mindfulness tekniğini öneriyorum. Gerçekten bu tekniği uygulayıp, ee, harika e, geri bildirimler veren öğrenci arkadaşlar var, söyleyeyim size. Ciddi anlamda dikkat e, becerilerinizi geliştiriyor mindfulness tekniği. O yüzden her gün düzenli uygulamak, en az bir ay mesela düzenli uyguladığınızda zaten farkı göreceksiniz. Size iyi gelecek. <laughs> Yine yorumlara bakıyorum biraz çok soru var çok güzel evet travma geçmişinden dolayı duygular kavramı çok teorik bir şeymiş gibi geliyor gerçekten hissetmek yerine uyduruyormuşum gibi oluyor bu zamanla gelişir mi zannediyorum şeyi kastettiniz burada yani zaman e Tabii travma geçmişinden dolayı duygularla kişi bağlantıyı kestiği için sinir sistemi çünkü travmatik bir deneyim anında biliyorsunuz acıyı azaltmak adına, bizi korumak adına duygularla bağlantımızı kesiyor ve bazen bu kalıcı olabiliyor. Ee, tabii o zaman da ne oluyor? Biz e, hissetmeyi unutuyoruz. Yani gerçekten şu anda ne hissediyorum? Donmuş bir halde kalıyoruz. E, bu evet zamanla gelişebilir. Yine bunun için kişinin bununla ilgili çalışması e, gerekebilir. Uydurma şöyle bazen gerçekten de geçmişle ilgili anılarımızı değiştirebiliyoruz. E, bu yüzden bu konuda bir uzman e, bir kişiyle tra bir travma terapistiyle birebir çalışmak size yardımcı olabilir. Sınav kaygısı, sınav kaygısı ile ilgili iki tane videom var kanalda. Hatta bununla ilgili bir oynatma listem var. Kanalda oynatma listeleri bölümüne girip o listeler arasından sınav kaygısını seçebilirsiniz. Ee, şimdi sınav kaygısında e, yapılabilecek hem düşünsel hem bedensel şeyler var. E, düşünsel teknikleri videoya bırakıyorum, videoyu izleyip öğrenebilirsiniz. Bedensel tekniklerde ise hakikaten o sırada yine... Sinir sistemimiz bir tehdit olarak algıladığı için o sınavı, bir ölüm kalım meselesi olarak algıladığı için bedenimiz e, kendini güvende hissetmiyor. Dolayısıyla bedenin kendini tekrar güvende hissetmesine yardımcı olacak bir takım düzenlemeler faydalı olacaktır. Nedir bunlar? Bir, en temelde bir kere nefesi yavaşlatmak, nefesi derinleştirmek ve yavaşlatmak, nefes sayısını azaltmak. Çok basit 4'e 8 nefes tekniğini uygulamak mesela. Şöyle bir beş dakika boyunca nefesimi alırken 4'e kadar saymak, 4 saniye nefesi almak, verirken 8'e kadar saymak. Bu bile ciddi anlamda sinir sisteminize sakin ol güvendesin mesajı gönderecek. Bunun yanı sıra kendime sarılmak belki. Bulunduğum alanı genişletmek. Hafif sallanmak bulunduğum sandalyede. Hafif sallanmak. Ee, yine bedenime minik dokunuşlar yapmak, şu şekilde mesela kelebek kucaklaması dediğimiz, bunlar hep sinir sistemine sakin ol, güvendesin mesajı gönderen bedensel hareketlerdir. Sinir sisteminiz o sırada ne yazık ki ee, kendini ciddi anlamda bir tehdit altında hissediyor. Yani biz hep şöyle düşünüyoruz tabii ya ne alakası var arkadaş, ben şimdi sınava gireceğim bu hareketlerin benim sakinleşmemle ne alakası var? Bizim sahip olduğumuz beden e, milyonlarca yıllık bir evrimden geçmiş bir beden ve şu anda bildiğimiz haliyle gördüğümüz insanoğlu yüzbinlerce yıldır doğada yaşayan ve doğadaki tehditler karşısında hayatta kalabilmek adına stratejiler geliştirmiş bir beden ve bunların kayıtları var bizim zihnimizde. Biz baktığınız zaman sadece son birkaç bin yıldır daha güvenilir ortamlarda yaşıyoruz. Ondan önce hep doğadaydık. Dolayısıyla bedenimizin geliştirdiği stratejiler hep doğada hayatta kalmaya yönelik. Siz ister istediğiniz kadar teknolojik ortamlarda olun, İçeride ilkel, antik bir canlının savunma mekanizmalarını taşıyorsunuz. Dolayısıyla onu sakinleştirebilmek için de ee, biraz daha farklı metotlar gerekiyor zihnen güvende olduğunuzu düşünebilirsiniz yani düşünce olarak zihin olarak ee, daha sonradan gelişmiş olan evrimsel olarak o akıllı beyniniz insan beyniniz şu anda güvende olduğunuzu biliyor olabilir mantığınız bunu size söylüyor olabilir ama bedeniniz güvende hissetmiyor ve şu anda e, ne yazık ki sizi yöneten bedeniniz daha ilkel yani beyninizin daha ilkel kısmı. O yüzden de işte o kısma hitap edecek aktiviteler nefesi yavaşlatmak gibi, yumuşak dokunuşlar yapmak gibi, kendimizi sarıp sarmalamak gibi, bedene küçük minik vuruşlar yapmak gibi, çeşitli masaj teknikleri var yine. Sinir sistemine güven mesajını gönderen. Onu da yine kanalda bulabilirsiniz videosunu. Sinir sistemini anında sakinleştiren e, vagus masajı diye. Bunlar <laughs> İşe yarayacaktır. Ee, gece uyurken diş sıkma, yine gece uyurken diş sıkmada e, sinir sisteminin e, gevşemesiyle ilgili bir problem. İşte o sinir sistemine yönelik, onu sakinleştirmeye yönelik, strese yönelik hem bedensel hem düşünsel teknikler e, sizin yavaş yavaş gevşemenize yardımcı olacak. Hocam anksiyete teşhisi konuldu. Gün boyu halsizim. Enerjik hissetsem de 10-15 dakikada bir bir şey yapınca hemen halsizleşiyorum. Başım dönüyor. Bunlar normal mi? Gayet normal. Gayet normal. Anksiyete, stres, tüm bunlar gün içerisinde sürekli bedenimizin ekstra enerji harcaması demek. Çünkü o beden işte o içerideki antik canlı yaşamının, tehti, varlığının tehdit altında olduğunu düşündüğü için Sürekli olarak kasıyor kendini. Bütün kaslarınız gergin durumda. Ee, sürekli bir savaş kaç modundasınız. Dolayısıyla bu da bedensel enerjiyi tüketiyor. Ve bundan dolayı da başınızın dönmesi, halsizleşmeniz çok çok normal. E Peki ne olacak? Bu hep böyle mi sürecek? Tabii ki sürmeyecek. Zaman içerisinde işte siz kendinizi e, gevşetecek, sinir sisteminizi düzenleyecek... Aynı zamanda bu düşünsel algılama ile ilgili hayatı algılama ve yorumlama biçimi ile ilgili sistemlerinizi fark ettikçe bunlar üzerine çalıştıkça yani hem bedensel hem algısal anlamda çalıştıkça bir süre sonra bakacaksınız ki bunlar yavaş yavaş azalıyor şimdi ilaç kullanımı ile ilgili sorular soranlar oluyor Arkadaşlar ben psikolom psikiyatri hekimi değilim Dolayısıyla, İlaçlar konusunda yorum yapma yetkisi psikiyatri hekimlerindedir. Bu konuda bizim bir yorum yapma yetkimiz yok. Ee, hekiminiz eğer hekiminize güveniyorsanız ve hekiminiz bu ilacı yazdıysa demek ki kullanmanız gerekiyor. Ee, ama tabii ki şunu da unutmayın: ee, Tek başına ilaç psikiyatrik problemlerde hiçbir zaman yeterli olmaz. Eğer e, yaşadığınız sorunun sebebi e, tamamen fizyolojik bir durum değilse o yüzden e, bunun yanı sıra yapmanız gereken e, psikoterapi her zaman e, yanında yani ilaç varsa da onun yanında psikoterapi tabii kaliteli güvenilir tecrübeli bir uzmandan alınıyorsa eğer e, çok daha faydalıdır Evet şöyle yorumlara tekrar bakıyorum. Aklımıza gelen sürekli kötü şeyler için ne yapabiliriz? Yani bunu çok anlattım ama yine tabii anlatalım. E, aklımıza sürekli gelen kötü düşüncelere karşı bir kere savaşmayı bırakmalıyız. E, aklımıza gelen düşüncelerin sadece birer düşünce olduğunu, mutlak gerçekliği yansıtmadığının e, farkında olmalıyız. Ve düşüncelerimizle... Kendimizi ayrıştırabilmeli. Düşüncelerimize dışarıdan bir gözle bakabilmeyi öğrenmeliyiz. Buna ayrıştırma difüzyon tekniği diyoruz. Bunun nasıl yapılabileceğine dair yine kanalda videolar var. Ee, video eğitim paketleri kategorisinde duygusal zeka ve panik atakla ilgili eğitim paketlerinde yine bunu anlatıyorum detaylı bir biçimde. Nasıl yapılabileceğini ve tekniklerini bundan faydalanabilirsiniz. Yine kanaldaki videoları biraz kurcalarsanız orada da yardımcı olacak videolar bulabilirsiniz. Ee, panik atak konusunda ne öneriyorsunuz? Ee, yine panik atakla ilgili video eğitimi öneriyorum. Bir de şunu unutmayın. Panik atak öldürmez. Panik atak e, kalıcı değil yani kalıcı olmak zorunda değil. Ee, ...üzerinde çalışıldığı takdirde iyileştirilebilir. Ee, yeter ki siz, acaba bu bana ne anlatmaya çalışıyor? Bununla ilgili neler yapabilirim? Bunun üzerine çalışın, araştırın. Ee, ve hani dünya üzerindeki her beş kişiden biri hayatında ya panik atak yaşadı deneyimi ya da yaşayacak. O yüzden yani çok yaygın bir durum aslında. Sandığımızdan çok daha yaygın bir durum bununla ilgili yine panik atakta da bedensel ve zihinsel teknikleri düzenli bir biçimde uygulamak, özellikle nefes tekniklerini öğrenmek. Bu nefes tekniklerini hayatımızın bir parçası haline getirebilmek çok çok önemli. Şimdi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve anksiyete arasındaki farklılıkları anlatır mısınız? Bunlar yani dikkat eksikliği, hiperaktif... Tabii ki iki ayrı tanı ama ikisi birlikte de görülebiliyor bazen. Bazen karıştırılabiliyor. Yani e, o yüzden e, bunun sizin hakikaten birebir görüşen hekimin e, yorumu çok daha doğru olacaktır. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu bir kere çocukluktan itibaren başlar. Çocukluğunuzda bunun belirtilerini görmüş olmanız gerekiyor. Yani e, okul döneminden önce 5 yaş civarı engeç, geç e, aşırı hareketlilik, dürtüsellik, e, işte eşyaları sürekli unutma hali, sakarlıklar bu gibi problemler var mıydı? Gerekirse ebeveynlerinizden de hani çeşitli sorularla bunu netleştirmek gerekir. Çünkü o başka bir şey. Dikkat dağınıklığı, hiperaktivite bozukluğu, e, anksiyete başka bir şey. Bir de bunlara ek olarak bu aralar e, duyu bütünleme bozukluğu eklendi ki duyu bütünleme bozukluğu da yine hem dikkat eksikliğiyle, hiperaktivite bozukluğuyla hem de anksiyeteyle karışabiliyor. Nedir duyu bütünleme bozukluğu? Yine bununla ilgili de kanalda kaygı bozukluğu sandığın SPD olabilir mi diye bir videom var. E, duyu bütünleme bozukluğu da dışarıdan gelen duyusal verileri algılarken sinir sistemimiz e, sıkıntı yaşayabiliyor. Bazen ...olanı olduğundan çok daha yüksek şiddette algılıyor. Mesela koku olabilir, ışık olabilir, dokunsal uyar, e, e, duyular olabilir. Bunlarla ilgili verileri o kadar yoğun bir biçimde algılıyor ki çok yoruyor. Ve sinir sisteminiz birdenbire bunu tepki gösterip... ...panik atak belirtileri göstermeye başlayabiliyor. Ya da bazen tam tersi e, duyuyu, e, duygusal eşiğiniz çok daha yukarıda olabiliyor. Yani mesela algılamıyorsunuz ne kadar yüksek olursa olsun e, mesela sallanmak diyelim ki bazı insanlar vardır ki sallanınca hemen midesi bulanır bazısı da yarım saat sallansa bile hiç etkilenmez. Daha ortalamada bir insan ise hani 15 dakikanın sonucunda belki etkilenmeye başlanır gibi. Dolayısıyla işte bu dışarıdan gelen duysal verileri algılamada, işlemlemede, buna uygun yanıt oluşturmada bir takım problemler yaşayabiliyor sinir sistemi. Bu da duyu bütünleme bozukluğu. Bir de bununla Karışıklık olabiliyor. Dolayısıyla işte bu e, ayırt edici tanıları hep hekimlerin uygun bir şekilde koyması gerekiyor. Her olayda strese giriyorum. Olayları daha rahat bir şekilde nasıl karşılayabilirim? Demiş e, bir e, izleyicimiz. Her olayı stresle karşılıyorsam eğer. O zaman demek ki benim e, olayları algılama ve yorumlama biçimimle ilgili bir bir sıkıntı var bir kere bunu fark etmem lazım çünkü e, esas mevzu çoğu zaman benim bazen çocukluktan itibaren geliştirdiğim katı inançlarım kendimle ilgili olabilir diğer insanlarla ilgili olabilir dış dünyayla ilgili olabilir şemalar dediğimiz bazen şemalarım bazen e, işte bu bunlar doğrultusunda e, sahip olduğum düşünce hatalarım mesela nedir? Aşırı genelleştirme. Herhangi bir olay yaşadığında Allah kahretsin hep mi böyle oluyor? Hep mi benim başıma geliyor? Bak bunu yapamadım zaten ben hiçbir şeyi beceremiyorum gibi. Sahip olduğum düşünce hatalarım. Bazen çocukluktan getirdiğim inançlarım. Bunların her biri benim olanı olduğu gibi algılamamı etkiliyor. Ben çarpık algılamaya başlıyorum. Yani mesela karşımdaki insan aslında bir şey söylediğinde ya da bir, belirli bir şekilde davrandığında asıl amacı beni kırmak değilse bile ben öyle algılayabiliyorum. Kendi üstüme alınabiliyorum. Aşırı alıngan olabiliyorum. Ya da bu olayı farklı şeylere yorabiliyorum. Ya da bu durum bendeki e, değersizlikle ilgili bir takım e, inançları tetikleyebiliyor. Peki bunun sebebi ne? İşte bunun sebebi benim dış dünyayı algılarken ki çarpıtmalarım. Peki bu algısal çarpıtmalarım neler? Ben bunları nasıl düzeltebilirim? Nasıl fark edebilirim? Kanalda yine bununla ilgili düşünce hataları e, ile ilgili videolarımı izleyebilirsiniz. E, oynatma listeleri sekmesine gidip kanalda. Stresle baş edebilmek için zihinsel teknikler ya da düşünsel teknikler, düşünceleri düzenleme teknikleri. Başlıklı oynatma listelerim var. Burada çok e, uzun yani video video anlatıyorum. Yani şimdi burada bahsedemeyeceğim çünkü çok uzun bir konu, ee, her biri çok detaylı ama oynatma listeleri bölümüne gidip stresle boş etmede düşünsel teknikler ya da düşünce düzenleme teknikleri başlıklı bu tarz e, oynatma listelerini izleyip tek tek teknikleri öğrenebilirsiniz ve bunları uygulayabilirsiniz. <laughs> <laughs> Mindfulness loading yazmış birileri. Rüyalarla ilgili sorular olmuş. Evet, tabii ki rüyalar bilinç dışına bastırdıklarımızla ilgili bize çok şey anlatır. O yüzden onun ve her rüya kişiye hastır. Yani bunu sizin yorumlamanız gerekir. Onun için de kendinizden kendinize içsel bir yolculuğa çıkmanız gerekir rüyaları yorumlayabilmek için. Instagram hesabımız e, var Instagram hesabımız. Instagram'dan takip edebilirsiniz. PSK Özlem Tokgöz diye aratabilirsiniz. Evet. Her şeye çok yoğun, çok duygusal bakıyorum. Kendime güvenemiyorum. Ne yapabilirim? Şimdi bakın. Aslında anksiyete, depresyon, özgüven problemleri Olayları kişisel algılayabilmek, her şeyi çok uçlarda yaşamak ve daha pek çok problem. Mesela yoğun öfke atakları yaşamak, ee, iç sıkıntıları yaşamak, bunaltılar yaşamak. Bunların en, en 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 temelde köküne indiğimizde neyi görüyoruz biliyor musunuz? En temeldeki köküne indiğimizde şunu görüyoruz. Kişinin bilinç dışına bastırdığı, kabullenemediği bir takım yaraları, ihtiyaçları, duyguları, düşünceleri, özelliklerini görüyoruz. Kişinin bunlarla barışabilmesi, bunları fark edebilmesi, bunlarla yüzleşmesi ve bunlarla barışabilmesi aslında en temel çözüm. Ve bu ne yazık ki Böyle 2 dakikalık, 10 dakikalık ya da bir saatlik işte YouTube canlı yayınlarıyla ya da Instagram videolarıyla olabilecek bir şey değil. Bu uzun bir yolculuk. Bu sizin kendinizden kendinize doğru yapacağınız uzun bir yolculuk. Bu yolculuğa çıkabilmek için bir farkındalık yaratmak aslında bizim amacımız daha çok. O kıvılcımı yaratmak. Bir dakika ya ben şimdiye kadar bu problemlerle hep karşılaştım. Bu problemlere karşı geçici çözümler buldum. Bazen bunlardan kaçtım, bazen bastırdım. Bazen işte oradan buradan duyduğum bazı psikolojik teknikleri uyguladım. Ama döndüm, dolaştım, yine bunlarla baş başa kaldım. Hatta daha da şiddetlenmiş bir şekilde karşıma çıktılar. Peki o zaman ne yapmalıyım? İşte o zaman demek ki diğer teknikler bir işe yaramıyor. Öncelikli olarak benim ben kimim? Ben gerçekten ne istiyorum? e, ee, benim bilinç dışına bastırmış olduğum en temel ihtiyaçlarım neler? Bunları fark etmem lazım. Bunlara biliyorsunuz Carl Gustav Jung gölge diyor, gölge yanlarımız diyor. Ee, bunları görmek ve fark etmek çok zor, çok yaralayıcı. Ee, cesaret gerektiriyor bu yüzden. Çok ee, kolay değil, bazen tek başına da çıkmamak gerekebilir bu yola. Ee, o yüzden işte bu yola çıkabilmek için, bu farkındalık yoluna çıkabilmek için en azından bir yerlerden başlamak lazım. Bu konuda size yardımcı olabilecek gölge ile ilgili videolarım var. Onları izleyebilirsiniz. TED'de yaptığım bir konuşma var. TEDx Özlem Tokgöz diye aratırsanız bu gölge mevzusu nedir, ee, aslında neyi kastediyorum biraz daha detaylı anlayabilirsiniz. Ama en temelde bunlar bize... Kendimizle ilgili halletmemiz gereken bir şey var. Bir yerde ya bir yara var ya bir ki yarasız olanımız yok yani hepimizin yarası var zaten de. İlgilenmemiz gereken bir yara var. Ya da barışmamız gereken bir yön var. Çünkü biz kendimizle barışmadıkça, kendimizi kabul etmedikçe, kendimizle yüzleşmedikçe bir yerlerden yaşam bizim karşımıza çıkartacak ve biz tetiklenerek tepki vereceğiz. Hep aynı şeyleri yaşayacağız mesela. Döneceğiz dolaşacağız hep aynı tip insanlarla ka karşılaşacağız. Döneceğiz dolaşacağız hep yaşamda aynı tip sorunları yaşayacağız. Neden? Çünkü bir türlü ısrarla o yola çıkmadığımız için. Bu yaşamın bize çık artık şu yola deme yoludur. Yani artık çık, yüzleş kendinle. Gör bunu. O yüzden o yola çıkabilmek için Kendimizle yüzleşebilmek için bir miktar acıdan kaçmayı bırakmak, duygularımızla birlikte oturabilmek, her şeyi siyah ya da beyaz görme, her şeyi yargılama, her şeyi ötekileştirme huyumuzdan biraz vazgeçmek, daha şefkatle kendimize yaklaşabilmek gerekiyor. Evet, kendimizi affetmek, kendimizi sevmek. Kış depresyonu diye bir şey var mı diye sormuşlar. Evet, mevsimsel depresyon diye bir şey var. Ee, bipolar olabilir mi? <laughs> Yok canım, yani kışın depresyondayım, yazın çok sosyalim. Ee, bu, bu bilgi çok yetersiz bir bilgi bipolar <laughs> için. Ee, şimdi bir kere birincisi... Mevsimsel depresyon dediğimiz bir şey var. Çoğu insan bu durumu yaşıyor. Evet güneş ışığı gerçekten de bize iyi hissettiren ve ihtiyaç duyduğumuz bir şey. Hatta e, ışık terapileri var Kuzey Avrupa ülkelerinde çok yoğun kullanılıyor biliyorsunuz. Onlar pek ışık göre güneş ışığı göremedikleri için güneş ışığı o yüzden çok iyi geliyor bize. Çoğu insan kışın kendine daha düşük modda hisseder yazın daha iyi modda hisseder. Bu tek başına tanı koymak için yeterli değildir. Bununla ilgili tabii ki bir hekimle görüşmek ve ekstra başka bir şeylerin de olması gerekir, ekstra belirtilerin de olması gerekir. Çoğumuz zaten bu şekildeyiz, dediğiniz gibiyiz yani. Ha bunu bunun için ne yapılabilir? Bir kere bizim şu an gerçekten yaşadığımız dünya, yaptığımız işler, maruz kaldığımız ortamlar yani o kadar doğal ortamımızdan farklı ki. Şimdi ben üç yıldır İstanbul'u terk ettim. Ve üç yıl öncesine kadar 20 yıldır İstanbul'da yaşıyordum. Ondan önce de işte Ankara'da yaşıyordum. Yani büyük şehirlere baktığınız zaman, özellikle en başta İstanbul olmak üzere oradaki hayatıma şöyle bir baktığımda sabahın 5'inde 6'sında kalkıyorsun. Çünkü bir yerden bir yere gitmek çok uzun, yani özellikle iş yerin uzakta bir yerdeyse sabah kalkıyorsun karanlık bir kere. Kalktığında karanlık, gün ışığı görmüyorsun. Koştur koştur işte metro, metrobüs durağı her neyse o işte ulaşım şeyin neyse oraya gidiyorsun. Kalabalık bir sürü insan iç içesin. Ee, sürekli bir kaygı var içinde. İşte otobüsü yakalayabilecek miyim? Yakalarsam oturabilecek miyim? Oturursam işte zamanında kalkıp inebilecek miyim? Bunların her biri zihinde bir şey oluşturuyor bir kere. Bir sıkıntı oluşturuyor. Ee, dip dibesin insanlarla iç içe. Hani hiç de insani olmayan koşullarda bir yolculuk yapıyorsun. Saatler sürüyor bazen bu. İniyorsun koştur koştur iş yerine gidiyorsun. Bir ee, iş yerinde yaşadığın sinir stres seviyesi her neyse artık onları yaşayıp... ...akşam tekrar yine gün ışığı görmeden dışarı çıkıyorsun. Ve bazı iş yerleri var ki ben bunlara çok yoğun zamanlar eğitimler de verdim. Bulundukları ortamda pencere yok. Yani sabah giriyor içeri bulunduğu çalıştığı ortamda pencere bile yok. Sabah beşte kalktı, servisine bindi, işte indi. Daha henüz gün ışımamış, gün ışığını görmeden içeri girdi. Akşam yine gün, özellikle kışın gün ışığı görmeden dışarı çıkıyor. Bizim gün ışığı görmemiz lazım. O yüzden gerekirse öğle tatilinde hani şöyle bir çıkmak, dışarı çıkmak yani içeride yememek yemeği. Yani içeride yediysen bile bir 10-15 dakika dışarıya bir vakit ayırmak bile iyi gelecektir. Bunların her biri. Kötü hissetmemiz için zaten yeterli. Yani bunlarla ilgili minik değişiklikler yapmak bile bize daha iyi hissettirecek yavaş yavaş. Ee, tekrar yorumlara bakıyorum. Evet. Bizi stres yapan insanlara nasıl tepki vermeliyiz? Şimdi bir kere biz e, stres... Bizde stres yaratan insanlar hep olacak. Bunu değiştiremeyiz. Ee, bizim yapabileceğimiz tek şey kendimizle ilgili. Yani biz o insanları değiştiremeyiz, ancak kendi verdiğimiz tepkilere, tepkilerle ilgili düzenlemeler yapabiliriz. Bunu yapabilmek için de yine bakın e, kişinin kendini çok yakından tanıyabilmesi, kendisini tetikleyen ortamların farkında olması, duygusal farkındalığının yüksek olması ve herhangi bir şekilde o du duygular yükseldiğinde bunu fark edip o duygulara mesafe koyabilme becerisi geliştirmesi lazım. Duygusal farkındalık, duygulara mesafe koyma becerisi, bunlar hep uzun konular, <laughs> yani çalışılması gereken konular. Ee, onun içinde yine Videolara yönlendireceğim ister istemez. Çünkü burada anlatmaya başlarsam 5 saat sürer. Ee, ancak şu var, gerekirse o ortamdan uzaklaşmak tabii ki. Ee, duygularınızın çok yükseldiğini fark ettiğiniz an izin isteyip bir yerlere kaçmak, bu tuvalet olabilir, bahçe olabilir, nefes egzersizleri yapmak, şöyle bir durmak. Şu anda ben ne yaşıyorum? Ee, şu anda vereceğim tepkinin sonuçları ne olur? Böyle A, A yaparsam ne olur, B yaparsam ne olur üzerine biraz düşünmek. Çünkü e, olayı yaşadığımız anda sağlıklı tepki veremiyoruz. O anda otomatik tepkiler devreye giriyor. Ve hayvan beyin otomatikman ipleri ele geçirdiği için hayvansal dürtülerle tepki veriyoruz. Mantıksız tepkiler oluyor dolayısıyla. O yüzden işte kendimize bir mola yaratmak çok önemli o, o süreçte. Evet... <laughs> korkumuz bilinçaltımıza yerleşmişse ne yapabiliriz yenmek için ve yendiğimizi imgeleyerek başarılı olabilir miyiz diye sormuş Berkay. Ee, ya bu çok kişiden kişiye göre değişebilir bir durum. Yani yaşadığınız korku ne, kökeni ne, altında travmatik bir deneyimi var? Ee, bununla ilgili bir hani bir terapiste birebir çalışmak daha etkili olur. Ya, korkumuzu yendiğimizi imgeleyerek başarılı olabilir miyiz? Yani Olanlar da var, olmayanlar da var. Bu sizin bireysel deneyiminize göre değişiyor. O yüzden burada net bir şey söyleyemiyorum. Donma tepkisi yaşarken nasıl bu döngünün dışına çıkabiliriz? Donma tepkisi, donma tepkisi yine sinir sisteminin düzensizliği ile ilgili. Sinir sistemini düzenleyecek egzersizleri, bedensel egzersizleri düzenli olarak yapmak işinize yarayabilir. Sinir sisteminize iyi gelecek teknikleri anlatan videolar var. Kanalda oynatma listeleri bölümüne gidip bedensel teknikler kısmına tıklarsanız ya bedensel tekniklerle ilgili oynatma listelerindeki videoları izlerseniz pek çok sinir sisteminizi düzenleyici bedensel teknik göreceksiniz. Bunları e, uygulayabilirsiniz. Yani mesela en basitinden nefes egzersizleri bile yine düzenleme ile ilgili ama şimdi donmada e, biraz daha farklı bir durum söz konusu. Burada da bu sefer belki sistem biraz daha canlandıracak e, tekniklere ihtiyaç olabilir. Burada kullanılacak farklı teknikler var. Bunu araştırabilirsiniz sinir sistemini düzenleme ile ilgili teknikleri. Hocam siz hangi ekoldensiniz? <laughs> ben bir ekolden değilim. Ben, ben e, şöyle... ...kişilerin ihtiyaçlarına göre e, farklı ekollerden faydalanmaları gerektiğini düşünüyorum. Ben bir psikoterapistin alet çantasında birden fazla ekolün, birden fazla yaklaşımın bulunması gerektiğini düşünüyorum. Ve yerine göre, duruma göre zaman zaman birini bazen ötekini karıştırarak kullanabilmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden salt bir ekolden yaklaşmak bence çok, ben bilmiyorum bana göre değil. Bu bilinçaltı temizliği çalışmaları için ne düşünüyorsunuz demişler. Yani e, şimdi kimden hizmet alırsanız alın o kişinin altyapısı çok önemli. O teknik size ne kadar uygun? Onu acaba ne kadar doğru karar verdi? İşte bu doğru karar verebilmek için o kişinin yıllar yıllar süren psikoterapi eğitimlerini almış olması gerekiyor. O yüzden bir şey diyemiyorum. Bu arada sohbet kısmında <laughs> kişiler birbirlerine öneri vermeye başladılar artık. süper. <laughs> Burada şöyle bir şey düşünüyorum, bilmiyorum ne diyorsunuz. Ee, evet terapi vermiyorum ama belki ilerleyen zamanda şöyle bir planım var. Deneyim paylaşım grupları oluşturalım ve bu deneyim paylaşım gruplarında birbirimizle tecrübelerimizi paylaşalım. Özellikle anksiyete, panik atak, depresyon sorunu yaşayan e, Kişilerden oluşan e, gruplar oluşturmayı düşünüyorum. Bu gruplarda birbirimizle e, tecrübelerimizi paylaşmak, duygularımızı, deneyimlerimizi paylaşmak ve e, birbirimize faydalı olabilmek amacımız. Tabii ki bu gruplar, bu gruplarda sadece deneyim paylaşımı olmayacak. Bunun yanı sıra benim bir takım önerilerim de olacak. Ama e, bir şekilde kişilerin o yaşadıkları duygusal tecrübeleri, durumları, onları şefkatle dinleyen ve anlayan birileriyle paylaşması bile, bunu ifade etmesi bile inanılmaz bir dönüşüm sağlayabiliyor kişilerde. Bunu ben kendimde de bizzat deneyimledim. Yani yaşadığım o çünkü grup terapilerine de katıldım ve yaşadığım sıkıntıları anlayan, şefkatle dinleyen, şefkatle yaklaşan kişilere bunları ...güvenilir bir ortamda ifade edebilmek sinir sisteminizi destekliyor. Ve dolayısıyla kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. O yüzden böyle bir, e, böyle paylaşım grupları düşünüyorum. E, bunun yanı sıra tabii dediğim gibi hem birbirimize teknikler paylaşacağız, uygulayacağız. Hem bu panik atak, anksiyete yolculuğunda birbirimize destek olacağız. Hem de adım adım teknikleri benimle beraber uygulayabileceksiniz direkt sorular sorma şansınız şansınız da olacak. Böyle 30'ar kişilik gruplar, 25-30 kişiler oluşan gruplar birbirimizi dinleyebileceğimiz. Şimdi mesela canlı yayında hani yüzlerce kişi katıldığında ister istemez arada kaçan sorular oluyor. Şimdi akıyor gidiyor benim göremediğim bir sürü soru var. her birine tabii ki tek tek yanıtı veremiyorum ama bu gruplarda sorularla da hani birebir ilgilenebileceğim, birbirimize yardımcı olabileceğimiz bir Yolculuk olacak. Böyle bir şey düşünebiliyorum. Hemen yapsanız keşke demiş. <laughs> Bunun bir planlamasını yapacağım önümüzdeki günlerde ve buna geçeceğim. Çünkü hakikaten faydası olduğunu düşünüyorum kişilere de, sizlerle de en azından böyle hani birebir terapi, psikoterapi durumumuz olmuyor ama bu şekilde bir birebir birbirimizle grup içerisinde yardımlaşmamız olabilir böyle bir düşüncem var bu grupları açacağım bunların bildirimlerini Instagram üzerinden de yapacağım burada topluluk üzerinden de yapabilirim o yüzden Instagram'dan takip etmiyorsanız PSK yani psikolojinin PSK'sı ya da psikoloğun PSK'sı PSK Özlem Tokgöz e, Instagram hesabı'm oradan takip edebilirsiniz yine buradan da YouTube kanalımıza abone olup Abone olursanız topluluk kısmından yapılan duyuruları görebilirsiniz. Oradan da ne zaman başlıyoruz, ne yapıyoruz diye. Hocam, onkoloji terapisi diye bir şey var mı? Var tabii ki sağlık terapistleri var ve özellikle onkoloji alanında uzmanlaşmış. Yani onkoloji hastalarına hizmet veren terapistler var. O yüzden sağlık terapisti diye aratabilirsiniz. Sağlık psikoloğu diye aratabilirsiniz. Var tabii bu ayrı bir uzmanlık alanı. Ve e, bu alanda çalışan insanlar var. O yüzden e, yardım alabilirsiniz bu uzmanlardan. Ayrılık travması cilt hastalığı e, olabilir. Tabii ki travmalar bedenimizde e, etki ediyor. E, gerçekten de ayrılık travması cilt hastalığı da yapar. Başka hastalıklar da yapar. Hamileyim, ilaç kullanıyorum. Her dönem korkum oluyor anksiyete yüzünden. Yemek yiyemez oldum. Şimdi ameliyat doğum korku dolu günlerdir. Kusma ishal. Ah, o kadar iyi anlıyorum ki sizi. Şimdi e, anksiyetenin düzeyi çok yükseldiğinde iştah kesiliyor. E, bağırsak sistemi bozuluyor. Dolayısıyla sürekli bir, e, çok affedersiniz bir ishal olma hali, sürekli sıvı kaybı. Bağırsakların direkt bozulması durumu yaşanıyor. E, bu e, yani bu yaşanan bir şey yaşanan bir durum bununla ilgili olarak şimdi hamilelerin kullanabileceği ilaçlar var onu psikiyatri hekimleri yazıyorlar ona psikiyatri hekimine danışabilirsiniz ama onun dışında lütfen ama lütfen yine kanalımda oynatma listeleri bölümüne gidin panik atak kaygı anksiyete ile baş edebilme videoları başlıklı bir oynatma listem var oradan ee, o videoları bulun. Videolarda pek çok teknik göreceksiniz. Uygulayın. Ee, ya ben bunlar çok karışık. Nereden başlayacağımı bilemiyorum diyorsanız, kanalımıza katıl üyesi olun. Ee, video eğitim paketleri kategorisinden katıl üyesi olduğunuzda panik atak, anksiyete ile baş etme ile ilgili adım 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 anlatıyorum. En baştan başlayarak adım adım anlatıyorum. Bu teknikleri uygulayın. Uygularken biraz sabır gerekiyor. Yani bir kere Kesinlikle nefes egzersizlerini öğrenip uygulamaya başlayın. Çünkü e, bu sinir sisteminizi sakinleştirebilme de en etkili tekniklerden biri. Ve e, bundan sonuç alabilmek için en az bir bir ay süre tanıyın kendinize. Biliyorum çok zor bir ay boyunca onu yaşamak. Ama e, ben daha uzun sürede yaşadım yani bu arada onu. Bahsettiğiniz durumları. Çok zor durumlarda kaldığım da oldu bahsettiğiniz şeyler yüzünden. E, ama düzenli uyguladığınızda sinir sisteminizin sakinleşmeye ihtiyacı var. Hakikaten de etkilerini göreceksiniz. <laughs> Zihnize nasıl bu kadar hakim olabiliyorsunuz Özlem Hanım? Zih <laughs> bu kadar hakim olamıyorum bu arada. Yani ben burada böyle anlatıyorum da siz bir de beni tanıyanlara sorun. <laughs> siz siz bir de eşime, arkadaşlarıma sorun. Elbette ki böyle kamera karşısında çok olgun bir biçimde hede de hede he de, de konuşuyorum ama tabii ki ben de hayat içerisinde bu her zaman bu kadar sakin, bu kadar olgun, bu kadar kendime hakim değilim ve bu da çok normal. Yani olmak zorunda da değilim. Siz de değilsiniz. Ee, şu anda kendimi iyi hissettiğim için böyleyim. Ama kendimi kötü hissediyorsam da kötü hissediyorumdur. Yani e, her zaman zihnimize hakim olmak zorunda değiliz. Olamayız da zaten insanız biz. Bir kere baştan şunu bir kabul etmemiz lazım. Bizim aslında psikolojik problemleri yaşamamızdaki ve stresle ilgili problemleri yaşamamızdaki en büyük ana nokta şu. Strese karşı tahammülsüzlük. Zihnimizi hep kontrol etmemiz gerektiğine dair inanç. Hayır değiliz. Yani hatta geçenlerde Instagram'da böyle çok düşünceli bir halimi paylaşmıştım kendimi çok iyi hissetmiyordum. Instagram'da çok güzel yorumlar gelmiş hani herkes çünkü bu böyle dönemlerden geçebilir. Fakat Facebook'ta mesela bir, bir e, gören bir kişi şöyle bir yorum yapmış. Nasıl yani bir psikolog nasıl böyle olabilir? Valla öyle de bir olur ki eğer böyle değilse zaten. Hani nasıl bir psikolog? Bence o zaman şüphe edin. Çünkü her insan psikolog da olsa, psikiyatrist de olsa, profesör de olsa, ermiş de olsa <laughs> her insan zaman zaman kendini kötü hissedebilir ve zaman zaman bu kötü hissetmenin nedenini o an için anlayamayabilir. Bu son derece doğaldır. Buna hakkımız var kendimize bu hakkı tanımadığımızda işte asıl sorun ortaya çıkmaya başlıyor. Kendimize bu hakkı tanımadığımızda yani bir şeyleri bastırmaya başladığımızda mükemmel olmaya çalıştığımızda ki boşu boşuna çalışmayın olamayacaksınız. Hiçbirimiz mükemmel değiliz olamayız da. Çünkü bir varlık olarak insan zaten kusurlu. Boşu boşuna uğraşmayalım yani. E, bunu yapmaya çalıştığımızda zaten sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor ki bunu iddia eden kişi mesela bu yorumu yazan kişi ben bunları lisedeyken açtım demiş. Peki dedim yani içimden. Ne güzel. Ne mutlu size. Hani güzel bir şey var. Nasıl kendinizi koruyorsunuz? Aptallarla tartışmıyorum. Aa olur mu canım öyle şey. Nasıl tartışmıyorsunuz? <laughs> evet sen de haklısın. Yani. Sen de haklısın. Öyle diyorsanız öyledir. Yapacak bir şey yok. Ama ee, mükemmel olmaya çalışmaya gerek yok. Hiçbirimiz değiliz. Zaman zaman kendimizi kötü hissedebiliriz. Bunlar son derece doğal, insani duygu durumlarıdır. Evet, göz teması kullanmıyorum. 20 yıldır geçmiyor. Kimseyle sohbet edemiyorum. Şimdi bu evet göz teması. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Birincisi bir kere bir asperger açısından değerlendirmek gerekebilir. Aspergerle ilgili videomu izlemenizi öneriyorum size. İki, asperger değildir de özgüvenle ilgili bir takım problemler ya da sosyal fobiyle ilgili problemler olabilir. E bu durumda da işte yine çalışılması gerekir. Bununla ilgili videoları da bulabilirsiniz. Fanilik dertleri demiş. Evet, evet hepimizde var. Yani bu arada ben bakın ara ara ben de ciddi kaygı problemleri yaşıyorum mesela. Gerçekten mesela bazen ben de dışarı çıkmıyorum. Çıkamıyorum yani. Olmuyor. İçim sıkılıyor, bunalıyor, daralıyor. Aa, şimdi değil. Olabilir. Olabilir. Ee, bunlar olacak. Önemli olan bunların... Bakın bizim ulaşmaya çalıştığımız nokta bunların hiç olmaması değil. Ulaşmaya çalıştığımız nokta bunlar geldiğinde misafir edebilecek ee, kapasiteye gelebilmek. Duygularla birlikte kalabilme kapasitemizi arttırabilmek. O yüzden sosyal fobide terapi gerekli tabii ki. Sosyal fobi e, konusunda... E, ...ya şöyle terapi gerekli derken... ...yine bu kişiden kişiye göre değişebilir. Kim kişi... E, ...bir takım kendine yardım kitaplarıyla, videolarıyla... ...bazı teknikleri hakikaten içselleştirir, uygular... ...yavaş yavaş e, ilerler olabilir. Kimisi için de durum daha farklıdır. Terapi alması gerekiyordur. O yüzden bu çok hani kişiden kişiye göre değişen. OKB için ne önerirsiniz? Dini OKB. Bakın OKB için aslında OKB de kaygı bozuklukları yelpazesi altındadır. Dolayısıyla o da yine kaygı ile ilgili bir problemdir ve kaygı bozuklukları ile ilgili tavsiye ettiğim neredeyse her şey aslında OKB için de geçerli. Yani o düşünceleri kendinden ayrıştırmak, düşüncelere, hislere, e, takıntılara, kendimin dışında tutabilmek ve onları izleyebilmekle ilgili egzersizleri, teknikleri uygulayabilmek yine e, yani çoğu şey aslında OKB için de geçerli. <laughs> Bu arada bir saati doldurmuşuz. E, ama yine de şöyle bakıyorum. Evet hocam boğazda yumru hissi, nefes açlığı. Bunun üzerine nefes açlığı başlıklı bir videom var ama boğazda yumru hissi Nefes açlığı e, stresle ilişkilidir çoğu zaman. Eğer bunun altında yatan fiziksel bir sıkıntı yoksa e, stresle ilgilidir. Çünkü stres anında sinir sisteminiz içinizdeki o antik canlı tehdit algıladığı için kalp hızınızı arttırır. Kalp hızınız arttıkça nefes düzeniniz bozulur. Kesik kesik nefesler almaya başlarsınız. Derin değil yüzeysel nefesler almaya başlarsınız. Ve bunlar beraberinde ne kadar nefes alsam da sanki yeterince alamıyormuşum hissi yaratır. Bundan kaynaklı da işte sinir sistemini düzenleyecek egzersizler faydalıdır. Bunlar yine kanalımda oynatma listeleri bölümünde var. E, nefes tekniklerini öğrenmek bunları düzenli uygulamak en başta e, faydalı olacaktır. Şimdi maladaptive daydreaming e, yani uyumsuz gündüz düşleri e, uyumsuz e, evet bu, şimdi bununla ilgili evet çok yeni bir konu. Henüz bir tanı olarak da her yerde kabul edilebilir kabul edilmiş bir tanı değil ama tabii ki bir psikologla görüşmek yani bir klinik psikologla bir psikoterapistle e, görüşmek faydalı ol olacaktır. Yalandan nefret ediyorum demiş mesela bir izleyici. Hep yalancı adamlarla tartışıyorum. Bunun üzerine bir düşünün bence. Acaba bu size neyi, neyi size yansıtıyor? Yani çünkü kendimizde bastırdığımız bir takım özelliklerimizi başkalarına çok yoğun bir şekilde yansıtırız. Bu ne demek? Yani günlük yaşam içerisinde sizi çok rahatsız eden, sizi gerçekten tetikleyen. Yani bazı durumlar vardır ki herkesi rahatsız eder. Onlardan bahsetmiyorum. Ya da bazı durumlar vardır ki herkesi rahatsız eder, belli düzeyde bir tepki var ama sizde çok daha yüksek bir tepkiye neden oluyordur. Gerçekten çok yüksek düzeyde bir duygulanma yaratıyordur. Bu tür durumlara dikkat edin. Çünkü bunlar size bir şey anlatıyor. Sizi kendinizle ilgili bir anlayışa gönderecek ipuçları bunlar. Acaba ben neden bundan bu kadar rahatsız oluyorum? Bu bende neyi tetikliyor? Acaba kendimde görmeye tahammül edemediğim bir yönümü, bir özelliğimi, bastırdığım bir ihtiyacımı mı bana yansıtıyor? Bunlara bir bakın. Yani ney? Vagal tonusunu detaylıca anlattığım çok videom var. Vagal tonusunu detaylıca anlattığınız bir video yayınlar mısınız? Vagal tonusunu, Vagus'u o kadar anlattım ki. Vagus, Özlem Tokgöz diye aratın. Tak diye karşınıza çıkacak. Ee, çok sevdiğim çünkü çok önemli bir konu. Narsistlerden nasıl korunuruz? <laughs> Narsistlerden nasıl korunuruz? Kendimize değer vererek korunuruz. Narsistler e, av olarak genellikle kendilerine e, yaralı ve özgüveni düşük insanları tercih ederler. Çünkü onlar üzerinden beslenirler. Onlar üzerine basabilirler çünkü. O yüzden de kişi kendisiyle tanıştıkça ve barıştıkça zaten hak ettiği gibi davranan insanlara yönelecektir. Onların avı olmaktan kurtulacaktır. Herhangi bir narsistle karşılaştığında da onun kurbanı olmayacaktır. Tercih etmeyecektir bunu. Bundan e, o yüzden önce insanın her şeyin özünde olduğu gibi kendini tanıması, kendisiyle barışması, kendisini kabullenmesi, eksiklikleriyle barışması, yaralarıyla barışması, yaralarıyla karşılaşmaya cesaret edip onlara Sarmaya e, cesaret etmesi yine, e, onlarla ilgilenmesi her şeyin özü aslında. Yayını beğenirsek daha çok kişi bizi görürmüş. Öyle beni uyardılar buradan. Yayını beğenme, beğenmeye davet edelim herkesi dediler. Evet. Zaman geçmiyor diye şikayet ederiz ama bir de hayat bitmesin isteriz. Bu ikilem değil midir? Evet, çok ikilemdir. Varoluşsal bir ikilemdir gerçekten. İnsan olmanın dayanılmaz ağırlığıdır. <laughs> Kendimizle nasıl buluşabiliriz peki? Bunun için somut adımlara örnek verebilir misiniz? Evet, şöyle derin bir nefes aldım. Kendimizle barışmak uzun bir yolculuk. Mesela sorsanız bana sen kendinle tam anlamıyla barıştın mı? Ben de tam anlamıyla yüzde yüz kendimle barıştım diyemem ama bir yola çıktım en azından. Yani bir yoldayım en azından öyle diyeyim size. Kendinle barışmada bir, her zaman yine en başından beri bahsettiğim gibi. Kendini tanıma yolculuğuna çıkmak için bir kere bir her akşam belli bir vakit ayırın kendinize. Bu ayıracağınız vakitte kendinize şu soruları sorun. Ben kimim? Benim güçlü yönlerim neler? Benim zayıf yönlerim neler? Diğer insanlar benimle ilgili neler söylüyorlar? Diğer insanlara sorun mesela size ne, ne diyorlar sizinle ilgili? Sizi nasıl görüyorlar? Kendinize şunu sorun. Benim aşırı özelliklerim neler? Bu aşırı özellikler illa olumsuz olmak zorunda değil. Olumlu da olabilir. Aşırı özelliklerim neler? Aşırı fedakar olabilir mesela. Aşırı çalışkan olabilir. Aşırı mükemmelliyet. Bunları yazın ciddi ciddi çalışmak lazım yani. Sonra zayıf gördüğünüz özelliklerinizi yazın. Beni neler tetikliyor? Bunlara bakın. Ben en çok nelerde tetikleniyorum? Beni en çok neler tetikliyor? Fark edin yazın bunlar üzerine düşünün. Ben şimdi bunları hızlı hızlı söylüyorum yayında çok vakit almasın diye ama bunlar üzerine ciddi ciddi düşünülmesi gereken şeyler. Bir kere bir insanın kendisini tetikleyen unsurları fark edebilmesiyle bile belirli bir gözlem ve belirli bir vakit gerektiriyor. Mesela ben en çok nelere sinir oluyorum? Diğer insanlarla karşılaştığımda beni en çok neler gıcık ediyor? Nelere tahammül edemiyorum? Nelere gıcık oluyorum? Neleri çok yargılıyorum mesela? Ben hayatta böyle yapmam dediğim şeyler neler? Ben kesinlikle bunu yapmam. Mümkün değil dediğiniz şeyler neler? Peki ben en çok kimlere hayran oluyorum? Kimleri en çok e, beğeniyorum? Bu sorular ne sağlayacak size biliyor musunuz? Bu soruları yazdıktan sonra bunların üzerine düşüneceğiz. Bu soruların her biri size kendiniz ve kendinizde bastırdığınız, bilinç dışına bastırdığınız ihtiyaçlarınız, duygularınız, yaralarınızla ilgili ipuçları verecek. E, ben en çok ne zaman kendimi savunmaya geçiyorum? Ben en çok ne zaman kendime açıklama ihtiyacı duyuyorum? Bunlar mesela. Bakın bu sorular hep benim kendine yardım et isimli kitabımda da bu soruların bir kısmını bulabilirsiniz. Kendimle nasıl barışabilirimle ilgili bir videom var bu arada. Kendimle nasıl barışırım özlem göz derseniz yine çıkar o video. Bunlar bunların üzerine düşünün. Çünkü dışarıda gördükleriniz ve içeride gördüklerinizin her biri size sizinle ilgili bir şeyler anlatacak geçmiş yaralarınızla ilgili, ihtiyaç duyduklarınızla ilgili her biri bir şey anlatacak. 6 aydır terapi oluyorum ama terapistim çok az konuşuyor. Sizce bu normal olan mı? Evet. <laughs> normal olan. Sizin daha çok konuşmanız gerekiyor. Şimdi genellikle terapide şöyle bir yanılgıya düşer kişiler. Ben gideceğim. O bana anlatacak, anlatacak, anlatacak. Bir şeyler önerecek bana. Tavsiye verecek. Ben de onları uygulayacağım. ...işte her şey daha güzel olacak. Terapi böyle bir süreç değildir. E, terapi bazen bunu da içerebilir. Bakın terapi bazen bunu da içerebilir. Ama sadece bundan oluşmaz. Öncelikle terapistin... ...daha çok sizi konuşturup... ...sizin... E, ...kendinizle ilgili bir içgörü... ...de bulunmanıza yardımcı olur. Terapist bir yol arkadaşıdır. Terapist öğretmen değildir. Terapist e, doktor değildir. Terapist... ...sizin derdinize derman değildir. Ee, sizin kendinizden kendinize yapacağınız yolculukta... ...yol arkadaşınızdır. Zaman zaman soracağı sorularla... ...farkındalık yaratan sorularla... ...sizde e, bir şeyleri görmenize yardımcı olur. O da nasıl olur? Ee, hani bir, verilen bir örnek vardır. Ben kendi dağıma tırmanıyorum, sen kendi dağına tırmanıyorsun. Sen kendi dağına tırmanırken... E, Dağın üzerindeki engelleri net görmeyebilirsin, ama terapist e, kendi dağından senin dağını daha net görebiliyor. Yani onun manzarası biraz daha geniş. Dolayısıyla o sana daha geniş bir perspektifle görebildiği için bazı soruları sorarak, e, bazı yönlendirmeler belki bazen yaparak sana yardımcı olabilir. Ama e, senin ilacın tek başına sadece o değil. O yüzden. Bir kere şunu kabul etmek lazım. Ben yapacağım bunu. Ben çıkacağım o yolculuğa. Ben göreceğim. Ben yapacağım. Terapist değil. Terapist sadece benim yanımda bir yol arkadaşı. <laughs> tüm paketlerini e, kanalda katıl e, katıl diye bir şey göreceksiniz kanalda bir tuş mu diyelim bir sekme göreceksiniz. Bu arada linkini de attım. Şu an sohbet kısmında link var. O linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Katıla video eğitim paketleri kategorisinden katıl üyesi olarak görebiliyorsunuz. Evet, evet, evet. Ya aslında deprem bölgesiyle ilgili yazanlar, deprem bölgesinde çalışan arkadaşlar var. Oraya psiko, e, psiko e, sosyal destek götüren kişiler var. E, ama tabii şu an için videolarla ancak destek olabiliyoruz onlara. Sorular cevaplanmadığı için e, isyan edenler var. <laughs> Şöyle bir şey yapabiliriz bundan sonraki süreçte. Soruları daha öncesinden alıp çünkü yayın esnasında ben bir şey anlatırken hakikaten akıp gidiyor yani buna yapabileceğim bir şey yok. E, çok fazla çünkü gelen yorumlar ve sorular oluyor. E, bunun için öncesinden alabiliriz bundan sonraki programlarımızda. Ee, o yüzden e, kusura bakmayın yani affedin yapabileceğimiz bir şey yok bununla ilgili nefes yetmiyor midem şişiyor neden nefes yetmiyor çünkü e, az önce de bahsettiğim gibi stres anında bedenimiz e, savaş kaç dediğimiz bir moda girer bu mod nedir doğada yaşayan atalarımızın hayatta kalabilmek için tehdit yaratan ee, şeyle savaşabilmeleri ya da kaçabilmeleri için hızlı olmaları, güçlü olmaları gerekiyor. Bunun için de e, beden bunu algıladığı an, stresi algıladığı an hemen e, bununla ilgili bedende bir takım düzenlemeler yapar. Hızlı nefes almaya başlarsınız. Nefes düzeniniz bozulur. Neden hızlı nefes alırsınız? Çünkü kalbiniz hızlanır. Neden kalbiniz hızlanır? Çünkü koşabilmek ya da yumruk atabilmek için e, daha fazla kana ihtiyaç vardır. Kan pompalar kalp. Bunları çok detaylı bir biçimde kanalımdaki videolarda anlatıyorum. Kanalda oynatma sekmeleri bölümüne lütfen girin. Stresle ilgili ya da bedensel tekniklerle ilgili oynatma listelerine tıklayın. Orada göreceksiniz. Bıkkınlık hali dopamin reseptörlerinin duyarsızlaşması kaynaklı mıdır? Evet bazen öyledir. Bazen bazı kişilerde evet öyledir. Yani özellikle günümüzde e, dopamin... O kadar çok bize dopamin salgılatan kısa sürede dopamin salgılatan şeyle bir aradayız ki yani izlediğimiz diziler, sosyal medya, beğeni almak bunların her biri çok kısa sürede bizde dopamin salgılatıyor. Dolayısıyla bir süre sonra bu reseptörlerimiz duyarsızlaşıyor daha yüksek şiddetlerde ihtiyaç duyuyoruz. O yüzden evet tatminsizlik hiçbir şeyden mutlu olma, olamama halinin sebeplerinden biri de bu. <laughs> Bakın vakit olsa videoları izleyeceğiz diyorsunuz da vakit yani e, sağlığımız için vakit ayırmamız gerekiyor yani vakit yok konusunu ben kabul etmiyorum çünkü e, sosyal medyaya vakit ayırıyorsanız buna da vakit ayırabilirsiniz e, o yüzden gerekli. Şimdi sosyal fobi ile ilgili olarak e, sorular var. Sosyal fobi e, ile ilgili iki tane videom var kanalda. Bir kere bir oraya gidebilirsiniz. Yani sosyal fobi Özlem Tokgöz diye aratınca çıkacak. İki tane videom var. Orada detaylı bir biçimde anlatıyorum. E, yine bu tarz öneriler tabii çok genel öneriler. Kişiden kişiye göre, kişinin ihtiyacına göre değişecek. E, o yüzden e, onlara bir bakın. Oradaki teknikleri bir uygulamaya çalışın ilk etapta. Eğer yardımcı olmazsa bir psikoterapistten yardım alabilirsiniz. Mindfulness korkuya faydalı mı? Evet faydalı. Evet faydalı. Neden faydalı? Çünkü e, mindfulness esnasında sinir sisteminiz sakinleşiyor. Ve e, dolayısıyla e, sinir sisteminiz sakinleştiği için o korkunun yarattığı gerginlikten... E, e, Kurtuluyorsunuz. Çok kolay bir şekilde korkuya kapılmamızın sebeplerinden biri de zaten sinir sistemimizin sürekli tetikte olması, yani sürekli tetikte, sürekli etrafta e, tehdit var mı yok mu var mı yok mu algılaması içerisinde oluyor. O yüzden de her şey bir korku unsuru olabiliyor, korkuyu tetikleyen bir şey olabiliyor. İşte o sinir sistemini sakinleştirebilmek, bir dengeye kavuşturabilmek için mindfulness çok faydalı. Nasıl yapılabileceğini anlatan bir videom var kanalda. Mindfulness Özlem Tokgöz diye yine arattığınızda videoda önce mantığını anlatıp ardından videonun sonunda böyle 7-8 dakikalık bir mindfulness egzersizini birlikte uyguluyoruz. Bu bir de sizin e, bununla ilgili geçmişinize bağlı olarak bilişsel davranışçı terapiler uygulanabiliyor. Eğer kökeninde bir travma varsa belki travma ile ilgili bir terapi de uygulayabilir kişi. Ya diyorum ya bu, bu konularda mesela ben bir paket şeklinde çalışmayı daha e, kendi adıma daha güzel buluyorum. Çünkü e, terapistinizin alet çantası ne kadar kalabalıksa o kadar faydalı olacaktır size. Bu sizin ihtiyacınıza göre e, değişir. Yüdemi ile ilgili bir soru soran varmış Fatma Yıldırım Hanım. Yüdemi ee, de bir defa ödeniyor. Öyle her seferinde ödenmiyor. Bir kere ee, ödeme yaptığınızda e, süresiz bir şekilde videolara ulaşabiliyorsunuz. Evet, çok ciddi panik ataklar geçirdiklerini söyleyenler var. E, lütfen ama lütfen şey yapın. Eee panik atakla ilgili videolarımı izleyin fayda göreceksiniz. Sufi nefes egzersizi günde 15 dakika mı sadece daha fazla yapsam zararlı mıdır? Zararlı değildir ama hani 15 dakika yaptınız mesela sabah yaptınız mesela akşam da bir 15 dakika gibi. Yani çok 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 uzatmayın hani. E, ben bazen yarım saat demeyeyim de 20 dakikayı bulabiliyor ama... E, fazla yapsanız bile bunu bölün gün içerisinde. Yani çok da uzatmayın. Ee, evet çalışmak zorundayım ama hiçbir yerde iki günden fazla çalışamıyorum. Hemen kaçmak istiyorum. Psikolojik olarak zor geliyor. Heyecan sıcaklık basıyor ellerim titriyor. Bakın yaşadığınız şey e, tam işte kaygının vücuttaki belirtileri. Kaygının panik atan vücuttaki Belirtileri sosyal fobiyle de alakalı olabilir kaygıyla da alakalı olabilir tabii ki bununla ilgili detaylı görüşmek gerekir ama şunu söyleyeyim size bir kere birincisi lütfen ama lütfen kendinizi zorlayın ve iki günden fazla çalışamıyorum diyorsunuz ya Vallahi düşüp bayılsanız bile zor benim hekimim bana şöyle demişti terapistim daha doğrusu çatlasan da patlasan da işine gideceksin. Çatlasan da patlasan da dışarı çıkacaksın kusura bakma. Gerçekten de e, mecbur olduğum için de tabii mecburen işe gitmek zorundaydım çünkü öyle bir lüksüm yoktu. E, lütfen ama lütfen kaçınmayın. Bu el ayak titremeleri, sıcaklık basmaları vesaire bunlar zaman içerisinde azalacak. Siz her işe gitmediğinizde her bu yüzden bir eylemden kaçındığınızda beyninize şunu öğretiyorsunuz. Aa evet gerçekten de bu tehlikeli bir şey. Benim bunu yapmamam lazım. Bununla baş etmenin yolu bundan kaçmak. Ve bunu öğrettiğinizde gittikçe daha da zorlaşıyor işiniz. O yüzden lütfen ama lütfen bir bir işe girdiğinizde o işe devam edin. Sıcaklık mı basıyor? Bassın bir şey olmaz. Kusuyor musun? Git kus. Lavaboya kus. Ağzını sil devam et. Ayılıp bayılıyor musun? Ayıl bayıl sonra iyileş devam et. Yani kendinizi zorlayacaksınız. İki tüm bunlar olurken bir taraftan da lütfen ama lütfen kaygı ve panik atakla baş edebilme ile ilgili videoları izleyin. Ve bu videolarda uygulanan teknikleri bahsedilen teknikleri uygulayın. Zaman içerisinde fayda göreceksiniz. Düzenli uygulayın ama. Bakın ee, lütfen bu yüzden çalışmaktan, dışarı çıkmaktan, günlük aktiviteleri yapmaktan vazgeçmeyin. Siz vazgeçtikçe durum daha da büyüyecek. Devam edin. Ya kolay mı? Çok zor. Biliyorum, biliyorum. Bilmez miyim? Ben o halde bir buçuk, iki saat, bazen iki buçuk saat yol gidiyordum işe. Tüm gün çalış, hatta daha da uzun, geri dön. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geç, Avrupa'dan Anadolu'ya geç. Ah o otobüslerde yanımda kusma torbalarım. Yani. <laughs> çok iyi biliyorum. Çok iyi anlıyorum sizi. Ama vazgeçmeyin. Bir süre sonra bir de bakacaksınız ki azalıyor. Kademe kademe. Çünkü beyniniz siz devam ettikçe şunu görecek. Ya demek ki bunda bir şey yok ya. Demek ki bunda bir şey yok. Demek ki burada bir durum yok. Bu, bu, burada güvenliyiz. Kahve panik atak için bir tetikleyici midir? Evet kafein tetikleyicidir. Kafeinli ürünlerden mümkün olduğunca uzak durmaya çalışın. Panik hatanızın yoğun olduğu zamanlarda, diğer zamanlarda yani ben şu anda kahveyi çayı içiyorum ama e, kendimi kaygılı, gergin hissettiğim zamanlarda e, azaltıyorum ya da komple kesiyorum. <laughs> Evet bir yıldır terapi alıyorum ilaç kullanıyorum majör depresyondayım yıllarca isteksizim kendime amaç bulamıyorum. Tabi bu terapi terapide birebir çalışılacak bir şey o yüzden terapistinizle tabi bunu konuşmak daha uygun. Ee, bazen depresyon biraz böyle şey olabiliyor ee, kalıcı ve ee, dirençli olabiliyor sabırla devam etmek lazım. Kendi kendimi tedavi etmem mümkün mü demiş Çağla. Bu arada son 5 dakikamız e, çünkü bir buçuk saattir yayındayız artık. <laughs> Kapatalım isterseniz. E, kendi kendinizi tedavi etmeniz mümkün tabii ki. Ama bu sizin yaşadığınız sıkıntının kök nedeni sıklığı, şiddeti, süresi ile ilgili ve uyguladığınız teknikle ilgili. Ee, bazen bazı kişiler kendi kendine yardımcı olabilir, bazen olamayabilir. Bu kişiden kişiye, durumdan duruma göre değişir. Anksiyete bebeğe geçer mi? Anksiyete ya şimdi şöyle kaygılı bir anne tarafından büyütülmek etkili. Ee, daha çok ama kalıtımsal olarak geçer mi ee, yani bu bununla ilgili kalıtımsal bir yönü de var tabii ki anksiyetin ee, ama %100 geçer diyemeyiz tabii ki. İnsan ruh eşini bulup nasıl evleniyor? 20 yaşındayım, hayal dahi edemiyorum gerçekten doğru bir adam var mı? Ee, <laughs> zor bir yerden geldi. Daha çok gençsiniz ya, of vardır vardır. Çıkar. Çıkmazsa yani çıkmazsa da sorun değil ama çıkar tabii ki vardır. Doğru insanlar var. Yeter ki bu doğru insanlar birbirlerini bulabilsinler. Siz kendinizle barışık oldukça, siz kendinize değer verdikçe. Sizi değer verebilen insanlarla karşılaşma ihtimaliniz artacak öyle diyeyim. Önce ben kendi kendimle mutlu olabilmeliyim ki başka bir insan da benimle mutlu olabilsin ee, Aksi takdirde ne yazık ki ben karşı tarafı mutlu edebilmek uğruna kendimden vazgeçebiliyorum Bu da doğru değil Antidepresanlar sabah mı yutulur, akşam mı değişir antidepresanına göre. Bu size ilacı yazan hekim buna daha doğru bir cevap verecektir. Bazıları sabah alınıyor, bazıları akşam da alınabiliyor. Şimdi maladaptif daydreaming ile ilgili e, açıkçası önerebileceğim şey e, daha öncesinde kanalımda bu konuyla ilgili yaptığım videoda gelen yorumlar vardı ve mindfulness'tan yani zihni ana çekebilme uygulamaları, nefes ve mindfulness'tan oldukça fayda gördüğünü söyleyen e, kişiler oldu. Dolayısıyla bu uygulanabilir. Bir deneyebilirsiniz mindfulness'ı ve nefesi. Ben kendi kendimle mutluysam neden ruh işimi bulmak isteyeyim ki? <laughs> e canım yani aşk, sevgi, ilişki bunlar da güzel şeyler. Mutluluğun üzerine daha da katmerlemek için, üzerine böyle pastanın üzerine bir çilek koymak için. <laughs> Bireysel terapi vermiyorum. Ee, o yüzden e, yardımcı olamıyorum. Ancak yakın zamanda deneyim paylaşım grupları düşünüyorum. Dediğim gibi böyle 30'ar kişilik gruplarla e, birbirimize anksiyete, panik, atak, depresyon sorunu yaşayan kişilerle Birbirimize tecrübelerimizi paylaştığımız ve yine bu benim anlattığım teknikleri sistematik bir biçimde yine sizlerle paylaştığım gruplar düşünüyorum. David Burns, Doktor David Burns ilaçlar safsata diyor. BDT daha yararlı diyor depresyonda. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Pardon depresyonda dememiş genel olarak demiş. Ee, yani şöyle ben ilaçlar safsata diyemem açıkçası. Ee, o konuda... Katılamıyorum kendisine ama e, şöyle diyebilirim en fazla. Tek başına ilaç yeterli değildir diyebilirim. Mutlaka psikoterapiyle desteklenmeli diyebilirim. Çünkü gerçekten de ilaçtan fayda gören ve yaşam kalitesini yükselten insanlar da var. E, hekim yazdıysa, güvenilir bir hekimse e, kullanılabilir. FET çalışmalarını soranlar olmuş olabilir. EFT'yi anlattığım video da var kanalda bir tane. Yani FET e, fayda görüyorsanız tabii ki o da yardımcı olabilir. E, grup grup terapisi değil de işte böyle grup paylaşım gruplarını ne zaman düşünüyorum? Şimdi önce bir e, içeriğini planlayacağım, bir akışını, e, müfredatını planladıktan sonra Sizlerle muhtemelen bu ay içerisinde paylaş, bu ay içerisinde paylaşmayı düşünüyorum. En kısa zamanda diyelim, biz yuvarlayalım. <laughs> evet, çok güzel. Kaygı, e, değersizlik duygusundan nasıl kurtuluruz? Değersizlik duygusundan nasıl kurtulabileceğinizle ilgili yine videolarım var kanalda. E, bunu bir kere söyleyeyim baştan. Uzun bir konu çünkü değersizlik duygusu. Değersizlik inancının Altında yatan bir takım şemalar var. Bunlar bizim çocukluktan itibaren geliştirdiğimiz inançlar, katı inançlar. Bu inançları tespit etmek ve bunlarla ilgili harekete geçmek gerekiyor. Bunun detaylarını, adımlarını kanalımda e, değersizlik videolarında anlattım. Buradan bulabilirsiniz. Ekolünüz BDT mi demiş? Ekolim özgürlük. <laughs> BDT'yi seviyorum tabii ki. Kısa sürede daha olumlu sonuçlar alınabiliyor ama sadece BDT değil. Yeri geldiğinde psikanaliz, yeri geldiğinde BDT ee, kullanılabilir. Yeri geldiğinde başka teknikler, özellikle bedenle ilgili somatik deneyimleme gibi, EMDR gibi tekniklerin de çok faydalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden benim tek bir e, böyle e, bağlı kaldığım bir ekol yok. Bütün ekollerin değerli olduğunu ...yerine göre, kişiye göre, duruma ve ihtiyaca göre kullanılabilir olduğunu düşünüyorum. Ee, aşırı ile ilgili ilk başta çok şimdi yavaş yavaş kapatacağım. Ama aşırı ile ilgili çok soru vardı başlangıçta. Aşırı düşünme, kaygı, panik atak, stres. Tüm bunlarla ilgili e, en 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 yardımcı tekniklerden biri mindfulness'tır düzenle en az bir ay uygulayın. Ne demek isteyeceğim, ne demek istediğimi anlayacaksınız. Mindfulness tekniği sizin zihninizi sürekli aşırı düşünen zihninizi, dağılan dikkatinizi, o yüz binlerce düşünceden alıp şimdiye buradaya çekmeye yarayan ve bu konuda zihninizi eğiten ve bu konudaki etkililiği bilimsel olarak da deneysel olarak da kanıtlanmış çok güzel bir teknik binlerce yıldır uygulanan bir teknik uzak doğuda ama e, şu anda psikolojiyle de e, birleştirilmiş şekilde yine uygulanıyor. O yüzden e, lütfen aşırı düşünme problemi olanlar kaygı, stres problemi olanlar e, bu ...mindfulness tekniğini kanalımdan bulsunlar, izlesinler ve düzenli uygulasınlar. En az bir ay sonra zaten ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Evet şimdi e, cevap veremediğim sorular tabii ki çok e, üzülerek ne yazık ki bu kadar vakit ayırabildim. Bir buçuk saatimiz doldu. E, ama sorulara baktığımda soruların çoğunun e, daha önce kanalımda yayınlanmış videolarla ilgili olduğunu görüyorum. Size önerim şu lütfen e, anahtar kelime olarak mesela sosyal fobi özlem tok göz diye YouTube'da arattığınızda konuyla ilgili videolarımı bulabileceksiniz. İşte ne bileyim OKB özlem tok göz işte değersizlik özlem tok göz diye arattığınızda e, sorduğunuz soru her ne ise onun anahtar kelimesiyle arattığınızda e, videolarıma ulaşabileceksiniz. Çünkü şöyle bir baktığımda çoğu ile ilgili... Mesela duygusal düzenleme nasıl yapılır demiş. Bununla ilgili sayısız videom var. E, hatta bir de video eğitim paketlerinde duygu düzenleme ile ilgili bir eğitimim var. Dolayısıyla oradan bulabilirsiniz. E, direkt aratarak bunlara ulaşabilirsiniz. E, son, son bir soru. Güvenebileceğiniz terapistler var mı? Önerebilir misiniz? Demişler. Ben bu konuda bir öneri yapmayı doğru bulmuyorum. Sizler e, kendi çevrenizden, kendi araştırmalarınızla e, buna ulaşsanız daha sağlıklı diye düşünüyorum. Ve çok teşekkür ediyorum bu arada gelen herkese, bize eşlik eden, e, beni yalnız bırakmayan bu yayında herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bu kanalı ilk açtığımız günden beri bizim amacımız e, hep şuydu. Ruhsal problemler yaşayan, stresle ilgili sıkıntılar yaşayan, ki kim yaşamıyor ki günümüzde, kişilere yardımcı olabilmek, bir ucundan tutabilmek, bir şekilde bir yaralarına merhem olmaya çalışmak. Tabii ki yüzde yüz yardımcı olamasak da en azından bir yerinden tutmaktı ve bunun yanı sıra toplumda psikolojiyle ilgili, ruhsal sıkıntılarla ilgili... Algıda bir değişiklik yaratmaktı. Yani bunların son derece normal olduğu, herkesin başına gelebileceği, bunların yargılanmaması gerektiği ve aslında her birimizin zaman zaman kötü hissetmeye hakkımız olduğunu, aslında hastalık dediğimiz e, şey, çoğu şeyin hastalık olmadığını, e, bununla ilgili algıyı yerleştirebilmekti. Dolayısıyla bu amaca hizmet etmeye devam edeceğiz. E, o anlamda da kalplere dokunmaya çalışıyoruz. dokun Dokunabildiğimize dair çok güzel mesajlar geri bildirimlerde alıyoruz. Sizden ricam kanala abone değilseniz abone olmanız, video eğitim paketlerinden faydalanmak istiyorsanız e, katıl üyesi olarak kanala üye olarak katıl üyesi olarak video eğitim paketlerinden faydalanmanız Eee bir şekilde bizim bu işi yapmamızda çok bize motivasyon sağlıyor. Bunun yanı sıra tabii ki sizlerin değerli yorumları, geri bildirimleri, beğenileri gerçekten bu yolda bizim için büyük bir ateşleyici, motivasyon kaynağı. Çünkü bazen şunu diyebiliyoruz ya neden yapıyoruz ki bunu? Hani acaba vaz mı geçsek? Tam bunu dediğim noktada gelen güzel bir yorumla, güzel bir geri bildirimle ya yok ya biz birilerine dokunuyoruz, devam edelim diyoruz. O yüzden çok çok önemli. E, beğenilerinizi yorumlarınızı bekliyoruz çok çok teşekkür ediyorum herkese tekrar yeni videolarda görüşmek üzere e, yeni eğitim paketleri işte grup çalışmaları vesaireler olduğunda instagram hesabımdan psk özlem tokgöz ya da işte buradan kanaldan topluluk kısmından bunların uyru, e, duyurularını yapacağım artık dilim dolanmaya başladı <laughs> e, konuşmaktan yoruldum sanırım İyi akşamlar diliyorum herkese